ve sorularımızı soruyoruz. Rahat rahat cevabını alıyoruz. Buyurun. Ben de çok mutluyum çünkü sizinle konuşmaktan çok gurur duyuyorum şu an. Çok teşekkür ediyoruz. Peki şükür kavuşturana diyelim o zaman. Nurhan Hanımcığım, Siirt'te de bütün dostlarımıza selam sizin vesilenizle. Herkes sizi izliyor şu an. Ne güzel. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Peki buyurun Nurhan Hanım. Nedir sorunuz? Cemal Bey, şunu öğrenmek istiyorum ben. Şimdi yeni bir şey çıktı. Moda mı diyelim buna? Evrenden isteyin. Her şeyi evrenden isteyin. Melekler, evrenden iste, evrene gönder. Ama Allah'tan istemek varken evrenden istemek imanımızı zedelemiş oluyor muyuz? Ya çok güzel bunlar, bir soru. Teşekkür ediyoruz. İslami açıdan şirke benzer davranışlardır. Belki de doğrudan şirktir bile demek mümkün yani bu davranışlara. İslami açıdan böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Mantık açısından da İslami açıdan da mümkün değil. Kur'an'da çok açık ayetler. Yani Müslümanların Allah'tan istemesi, Allah'tan başkasından istememesi geçiyor. Fatiha'yı düşünün. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn derken yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz diyoruz. Değil mi? Oradaki ayetin derinini düşünün. Yani bir Müslüman İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diyecek. Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım isteriz diye. Namazdan biraz sonra kalktıktan da oturacak, orada televizyon açacak. Ay bir de evrene dua edelim, evrenden isteyin bakalım gelsin diyecek. Bu İslami açıdan mümkün değil. Mantık açısından da bakarsanız evren dediğimiz şey ne? Evren dediğimiz şey sonuçta atomlardan oluşan, atomların da daha derinlerine insek onlar proton, nötron ve elektronlardan oluşan, o proton, nötronların da derine insek kuarklardan oluşan şey, onlar da enerjinin belli bir alana işte sıkışmış şekli. Burada bir bilinç yok, bir şey yok ki yani evren size ne versin? Atomlar belli gezegenler, belli yıldızlar, belli dönemde ömrünü dolduruyorlar bu gördüğümüz evrendeki şeyler. Ondan sonra onlar ölüyorlar, o yıldızlar. Onların çöplüğü üzerinde, onların atomları üzerinde yeni yıldızlar, yeni gezegenler oluşuyor. İşte evren bunlardan müteşekkil. Bizim güneşimiz de o çöplükten tekrar oluşan tabii, yıldızlardan. Evvelden oluşan yıldızlar var. Onların içerisinde karbon, oksijen gibi çok atomlar oluşuyor. Onların fırınlarında pişiyor. Allah aslında orada muazzam bir sanat yapıyor. Ondan sonra o yıldızlar öldüğü zaman o karbonlar, oksijenler şeye uzaya dağılmış vaziyette. Ve bizim güneş sistemimiz gibi sistemler bunun üzerinde ortaya çıkıyor. İşte bu suyun içinde işte H2O yani oksijen, hidrojen var. Hidrojenin çoğu Big Bang, evrenin başlangıcındaki patlamada ortaya çıktı. Oksijen o daha sonraki yıldızların içinde oluştu, uzaya dağıldı. Bizim güneşimiz onun üstünde oluştu. Ve şimdi biz bu suyu içiyoruz. Şimdi bu suya siz dua etseniz, evrene dua etseniz, ya bunun bir bilinci yok, bir şeyi yok. Bir böyle bir şey, yani hani İslami niyetin dışına da çıksak mantıken de bir şey yok. Haydi gelin isteyelim evrenden o zaman ben şu anda. Ne, sudan isteyelim. Haydi Mars'a bizi bir anda ışınlasın şey isteyelim. Yani evrenin bize verebileceği nedir? Ne, yani nasıl bir şey vaat ediyor? Evrenin ruhu falan böyle kitaplar çıkıyor. Bir de bir yerde evren bize bir şeyler vereceğini vaat mı etmiş, ne etmiş? İslami çerçevede Allah her an her şeye hakim. Akıl mantık çerçevesinde her duayı Allah isterse verecek olmasına karşılık o imtihanın ortadan kalkacağı şekilde cevap vermeyeceğini görüyoruz. Belli koşullar, çerçeveler içinde belli şekilde bir cevap veriyor. Ama orada da siz mantıksız bir şey derseniz Allah da ona cevap vermez. Ama evren zaten bizim ne söylediğimizi işitmiyor ki, duymuyor ki, mantığı, bilinci yok ki. Zaten Allah tarafından yaratılmış bir mahluk varken evren, sizin gidip yani Allah dururken evrenden istemeniz bir Müslümana asla yakışmaz. Bunlar, bunlarla ilgili çok böyle uyduruk kitaplar yazdılar. Siz işte hayal edin, isteyin de size gelsin diye. Melekler, melek kartları. Melek ya işte halk yani uydurmayı çok seviyor. Yani bazı böyle ümitsiz insanlara ümit satmayı çok seviyorlar. Veya bir insan sevdiğinden ayrılıyor. Böyle çok büyük dünyanın sonu gibi görüyor. Bir hastalığa oluyor. Onu böyle dünyanın sonu gibi görüyor. Sonra böylece bir ümit tacirleri çıkıyor karşısına. Melekten kart alıp yapacağını, evrenden mesaj gelecek, kendisi uyduruk bir iksir verecek oluşacak. Ve insanlar böyle uyduruk şeylerin peşine gidiyorlar. Müslümanlar için ümidin kaynağı Allah'ın varlığıdır. Ve Allah var olduğundan dolayı, ahireti de vaat etmesinden dolayı ahirette görecek karşılıktır. O yüzden böyle dünyadaki böyle uyduruk ümit kaynaklarına, böyle mantığa da aykırı ümit kaynaklarına insanların gitmemesi lazım. Peki efendim.